Bugünü irdelemeden önce, yani bu konunun nereden gelip nereye gittiği konusunda da bir görüşümüzün olması lazım. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ideolojik yapısı, kendisi için meşruiyet kaynağı arayışında iki temel konuya dayandı. Birisi Aleviler, birisi de dindarlar ve Kürtçülük konusu. Aleviler dindarlık konusunun içinde ve Kürtçülük konusu da bölücülük kavramı içinde. Devletin önemli bir gündemi oldu. Ve bu iki kavram devletin güvenlik algısında önemli ve belirleyici bir yer tuttular. Cumhuriyetin başından bu yana özellikle Kürtçülüğün bölücülük bağlamında bir tehdit ve tehlike teşkil ettiğine ilişkin politikalar onun ancak kuvvet yoluyla, güvenlik tedbirleriyle bertaraf edilebileceği inancıyla sürdürülegeldi. Fakat 1980'li 90'lı yıllara gelindiğinde güvenlik politikalarının sonuç vermediği ve vermeyeceği ve karşılıklı kan akıtarak bu işin Türkiye'nin, ülkenin gündeminden çıkarılamayacağı görüldü. Ve zaman zaman rahmetli Cumhurbaşkanı Özal zamanında başlatılan müzakereler, taraflar arasındaki barışçı çözüm arayışları beklenen sonucu vermedi. Çünkü o ideolojik devlet yapısı böyle bir çözümü müsaade etmedi. Ki provokasyonlar. Provokasyonlarla müsaade etmedi ve akim kaldı ve şiddet yolu hala açık oldu. 2002'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelmesiyle hemen birkaç sene sonrasında Kürt açılımının ciddi bir politik olarak ve güvenlik bağlamından uzaklaştırılarak sosyal, siyasi ve ekonomik tedbirler, kültürel tedbirler bağlamında ele alınarak çözüme ulaştırılması konusu ciddi bir politik olarak benimsendi. Ve bugün geldiği noktada bu politikanın bir parti politikası olmanın ötesinde bir devlet politikası haline geldiğini de kabul etmemiz ve görmemiz lazım.